Kıymetli izleyiciler, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Yeni bir tekke bölümüyle huzurlarınızdayız. Bugün sizlere Hacı Dede Tekkesi, Alaca Minare Tekkesi, Sadık Efendi Tekkesi isimleriyle bilinen Nakşibendiye'nin önemli tekkelerinden birini tanıtmaya gayret edeceğim. Bu tekkeye Alaca Minare isminin verilmesi, karşımızda görmüş olduğunuz parkta daha önceleri yer alan Alaca Minare Mescidi'nin yanında kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat maalesef Alaca Minare Mescidi günümüzde yıkık ve yerinde bir park mevcuttur. Bu tekke Nuh Kuyusu Caddesi'nden başlayıp Atik Valide'ye doğru devam eden Kartal Baba Caddesi üzerinde bir kapısı mevcuttur tekkenin. Yine Boybeyi Caddesi ve daha sonra diğer dört sokağın arasında kalmış çok önemli bir mekandır. Tekkenin bugün çok güzel bir halini görmekteyiz. Fakat bundan 15 yıl evvel bu tekke harabe halindeydi. Sadece haziresi ve mutfak, matbah kısmının bir kısmı kalabilmişti. Fakat tekke tekrar ihya olunarak ibadete ve kültürel hizmetlere açılmış durumdadır. Hacı Dede, Nakşibendiye'nin Müceddidiye koluna mensup çok önemli bir şeyhtir. Yaklaşık 80 halifesi vardı ve Nakşibendiye'nin İstanbul'da yayılmasına çok büyük katkıları olmuş bir şeyh efendiydi. Hüseyin Efendi ismi zaten. Fakat tarikat çevreleri onu Hacı Dede olarak bilirler. Hacı Dede'nin mürşidi Muhammed Nureddin Kağıdi Hazretleri Samatya'daki Hacı Kadın Tekkesi'nde post nişindi. Onun da mürşidi olan Muhammed Murad Efendi ise Eyüp Nişancası'nda metfundur. Orada bir tekkesi bugün de mevcuttur. Hacı Dede'nin vefatı sonrasında hemen tekkesindeki türbesine defnedildi. Yakın zamana kadar sandukası mevcuttu fakat yıkılıp tekke harap olduktan sonra o sandıka da maalesef kaybolmuştu. Hacı Dede'den sonra bu tekkeyi halifesi Fahri Efendi şeyh olarak vazife yaptı burada. Daha sonra tekkenin önemli şeyhlerinden olan Erzincanlı Muhammed Sadık Efendi'yi bu tekkede görüyoruz. Muhammed Sadık Efendi Erzincan doğumludur. Erzincan'dan ilim iştiyakıyla çok geziler yapmıştır. Sofya'da bir süre ilim tahsil ettikten sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Abdullah Hilmi Efendi'den ilim dersleri almış ve onun yanında kendisini geliştirmiştir. Sadık Efendi'nin hocası olan Abdullah Hilmi Efendi, İlyas Sakızi'nin yani Halveti'nin önemli şeyhlerinden olan Sakızlı İlyas Efendi'nin halifesiydi Abdullah Hilmi Efendi. Fakat Abdullah Hilmi Efendi sadece tasavvufi yönde değil, diğer medrese ilimlerinde de çok önemli bir zattı. Sadık Efendi onun yanında tahsil gördü. Daha sonra bir mürşit arayışıyla Şam'a gitti. Şam'da Emeviye Camii'nde o sırada itikafta bulunan Yahya Peygamber'in de kabri yanında zamanını geçiren Süleyman Kürdi Efendi'nin, yani önemli bir Nakşi şeyhidir, Yektes Ahmet Cüryani'nin halifesidir Süleyman Kürdi. Onun yanında, ona biat ettikten sonra yanında 8 yıl boyunca seyri sülük görmüştür. Fakat mürşidi vefat edince oradan da ayrılıp farklı şehirlere seyahatler gerçekleştirmiştir. Kudüs, İskenderiye, daha sonra Rumeli'ye geçmiş. Rumeli'de bugün Karadağ sınırları içerisinde kalan Ülgün, Bar gibi şehirlerde kalmış. Daha sonra İstanbul tarikiyle Gürcistan'a gitmiş. Gürcistan'da Trabzon'a uğramış. Daha sonra Doğu Bayezid'den geçerek Bitlis ve Erzurum'a ulaşmıştır. Erzurum'a ulaştığı zaman yine oradaki önemli bir şeyhe biat etmiş. Tecdidi biat gerçekleştirmiştir. O da Kadiri Meşayihinden olan Şems-i Bitlisi'dir. Şems-i Bitlisi o sırada Bitlis'ten gelip Erzurum'da ikamet ediyordu. Kendisinden bu defa Kadiriye'nin icazetini almak nasip olmuştur Erzincanlı Sadık Efendi için. Sadık Efendi çok önemli bir zattı. Nakşibendiye'den istifade etti. Daha sonra Kadiriye'den. Onun silsilesinden gelen Yahya Agah Efendi, Kadiriye ve Nakşibendiye'den yola çıkarak Zemburiye-i Sadıkiye isimli bir tarikinde piri olduğunu ifade etmektedir. Yahya Agah Efendi 1910 civarında vefat eden çok önemli bir zattır. Sandukatül Marif isimli özellikle
tarikat kisvelerini, başlıklarını, kıyafetlerini ve bunların manalarını anlatan şekillerle çizmek suretiyle de insanları tanıtan ve bunların yapımı konusunda da çok mahir bir şeyhidi. Erdi Baba Tekkesi, Koca Mustafa Paşa tarafındaki Erdi Baba Tekkesi'nde şeyhlik yapmıştır Yahya Agah Efendi. Bu tekke dolayısıyla Zemburiye tarikinin de merkezi olan bir tekkedir. Sadık Efendi'den sonra halifesi İbrahim Celali Efendi'yi bu tekkede şeyh olarak görüyoruz. İbrahim Celali Efendi'den sonra da Nakşibendiye'nin farklı şeyhleri burada vazife yapmışlardır. Önce oğlu Ali Rıza Efendi tekkede şeyhlik yapmış ve 1862 yılında vefat etmiştir. Daha sonra tekkeye şeyh olarak tayin edilen Bağdatlı Abdülfettah Efendi bu tekkede hizmet görmüştür. Abdülfettah Efendi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yani Nakşibendiye'nin Halidiye Şubesi olarak da nitelenen, şubenin piri olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesidir. İleri yaşlarında İstanbul'a gelmiş ve bu tekkede şeyh olarak vazife yapmıştır. 1864 yılında vefat ettiği zaman Abdülfettah Efendi, Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi'nin de kabrinin yanına defnedilmiştir. Aynı zamanda İstanbul'da Babali'de bir tekke tesis eden Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin de Abdülfettah Efendi sohbet şeyhiydi. Gelir burada sohbetlerinden istifade ederdi Ziyaddin Efendi. Daha sonra zaten 1864'te Abdülfettah Efendi vefat ettikten sonra kendisi Fatma Sultan Camii'nin yanındaki dergahını tesis etmiştir. Vefat ettikten sonra da 1893-94 civarında vefat ettikten sonra da Gümüşhanevi Hazretleri hemen Süleymaniye Camii'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin önüne defnedilmiştir. Bu tekkede Abdülfettah Efendi'den sonraydı. Onun halifesi olan İbrahim Şerif Efendi'yi tekke şeyhi olarak görüyoruz. 1878 yılında o da vefat ettikten sonra yerine onun oğlu Bahçıvan İsmail Hakkı Efendi'nin postneşin olduğunu kaynaklardan takip edebiliyoruz. Bahçıvan İsmail Hakkı Efendi tekkenin bahçesinde sebze yetiştirir ve fukara doyururdu. Çok cömert bir insandı. Fakat özellikle 2. Abdülhamit döneminde bazı jurnaller sonucunda belli sıkıntılar da yaşamış bir zattır İsmail Efendi. Tekkelerin seddine hemen yakın bir dönemde vefat etmiştir. Daha sonra kısa bir süre burada Bahaddin Efendi'yi şeyh vekili olarak görüyoruz. O zaman 1925 yılında tekkeler seddolunmuştur. Bu tekkenin bir farklı özelliği de ses sanatkarı Semaat Özden Ses bu tekkede dünyaya gelmiştir. Bahçıvan İsmail Hakkı Efendi'nin şeyh olan kızı Pakize Hanım'ın da kızıdır Semaat Hanım. 1913 yılında bu tekkede dünyaya gelmiştir. En son olarak birçok yapı 1940'ta tevhidhane kısmı yıkılmış. Daha sonra sandıklar açıkta kalmış ve onlar da harap olmuş vaziyetteydi. Tekkenin sadece matbah kısmı yani mutfak kısmıyla küçük bir su haznesi kalabilmişti. Tekkenin avlusunda çok güzel bir su haznesi mevcut. Abdest musluklarının da takılı olacağı. Bu tekneyi, abdest teknesini yaptıran ise Asitaneli yani İstanbullu Dilsizzade Elhac Büyük Fesli Mehmet Fahreddin Efendi'nin hayratıdır. 1326 yani 1908 civarı Recep ayında bu ayırı buraya bırakmış. Ve bunlar metruk haldeyken 2013 yılında ziyaret etmiştim burayı. Mezar taşları yıkık vaziyetteydi. Daha sonra 2015-2016 yıllarından itibaren tekke binaları tekrar ihya edildi. Güzel bir hizmete vesile oldu. Ve tekke şu an değişik ilim ve kültür faaliyetlerinin gerçekleştirildiği huzurlu bir mekan olarak karşımızda duruyor. Yeni bir tekke bölümünde sizlerle tekrar buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.